Bengütürk TV'den Sebep Sonuç'tan herkese hayırlı geceler efendim. Bu gece ağrılar ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Bu başlığın altında eklem ağrıları, fıtık, epifiz bezini, masaj, akupunktur, hacamat ve namaz hareketlerindeki şifayı konuşacağız. Peki kimle konuşacağız? Fizyoterapist Hürkan Akkuzu bizle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, Murat iyisiniz? Bey. Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz teşekkür inşallah. Teşekkür ederim. Hocam çok merak edilen bir konu. Özellikle sosyal medyadan da şeyler geldi. Sorular gelmeye başladı. Bende bel fıtık var. Hani espri vardır ya, kaynımda var. Bende bel fıtık hepsine var. Hepsine son vereceğiz inşallah. Oturdukları yerde. Program öncesinde de söylediniz ya. Bel fıtığını çözebiliyoruz. Elhamdülillah. Çok kısa bir süre içerisinde. Buna ilgili tabii sorular da alacağız sosyal medyadan. Aslında çok dikkat eden konulardan bir de alternatif işte masajdır, akupunktur, hacamat, sülük. Mesela son zamanlarda sülük, bu da var. Evet, aynı şekilde. Sülük tedavileri. Değil mi? Yaradan öyle bir güzel bir mucizevi hayvan yaratmış ki aslında hayvan mı demek lazım? Öyle değil mi? Yanlış bir cümle kurmuyorum yani. Bak, ya sülükler hayvan. Öyle evet o şekilde yaratılmış. Aslında bütün yaratılan her şeyin insan oğluna hizmet etme uğruna kurban olduğum Allah tarafından yaratıldığını. İnanılmaz bir mucize evet. Ve sülüğün faydalarından bahsedeceğiz yani. Ama görevleri oymuş gibi de bu şekilde balıklar. Geçen evet. Hafta ben Urfa'daydım. Balıklı Göl'e gittim. Gittiniz mi? Balıkları tabii akşam gittim. Çok az görünüyor bazılarını çekebildim. Onları siz ama sabah göreceksiniz. Onlara bir yem atıyorlar orada. Muhteşem ya. O balıkların tabii ki efsanesi. Bir gün bence öyle bir konuk davet edin. Özellikle Urfa'yı, Balıklı Göl'ü şey yapacağız. Orayı bir anlasınlar. Göbekli Tepe gecesi tabii, yapacağız. Tabii, süper. Oralar mesela çok yani arkeolojik açıdan da şöyle etapta oralarda çok ciddi kazılar falan ve muhteşem şeyler bulunuyor. Yani biz aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu sınırlarda yaşayan millet olarak çok şanslı bir milletiz. Çünkü zengin bir medeniyetle, zengin bir kültürle yaşıyoruz. Kesinlikle. Ne güzel. Tatlıcalar aynı şekilde. Değil mi abi? Yani muhteşem. Hem de olan yerler bunlar. Evet. Soru alacağız ağrılarla ilgili. Onunla ilgili yine sosyal medyalarımız sevgili seyirciler birazdan ekranın altında göreceksiniz. Instagram'dan kendi şahsi hesabım, Twitter'dan Sebep Sonuç hashtag ile ve yine Facebook'tan Sebep Sonuç sayfasından şikayetleri varsa, her ağrıları soru varsa her türlü soru her sorabilirler. Türlü soru sorabilirler. Hazırız. Yani felç nasıl hocam felç kalmayalım diye. Zayıf kalabilmek için, sağlıklı bir beden kitle indeksine sahip olabilmek için. O zaman gecenin sorusu kilo verme. Kilo verme. Artı bakın. Çok önemli bir şey aslında günümüzün en önemli, en sıkıntılı problemi ne biliyor musunuz? Aslında biz bunu hep yani böyle göz ardı ediyoruz. Stres. Ve stresten kaynaklı bir sürü sorunlar ve hastalıklar, ciddi psikolojik problemler yaşıyoruz. Stresi son diyeceğiz inşallah. Programın evet. Sonunda. Tamam inşallah. Bir tanıtım var sevgili seyirciler. Tanıtımı izleyelim. Sonrasında buradayız. Sebep Sonuç başlıyor. Sebep sonuçta ağrılar ve fizyoloji dosyası masaya yatırılıyor. Ağrılar neden olur? Bel, sırt ve eklem ağrılarının nedenleri nelerdir? Vücudumuzda ağrı noktaları var mıdır? Bu noktalar ağrıların dindirilmesinde nasıl rol oynar? Günümüzde sıklıkla görülen bel ve boyun fıtığının tedavi yöntemleri nelerdir? Stres ve elektromanyetik dalgaların vücudumuza zararları nelerdir? Epifiz bezi açmak ve DMT salgılamasının vücuda ne gibi faydaları vardır? Masaj, akupunktur, hacamat gibi yöntemlerle şifalanmak mümkün müdür? Namaz hareketlerinin vücuttaki mucizevi şifa etkileri nelerdir? Abdest alırken yıkanan bölgeler beyne nasıl uyarılar verir? Oruç tutmanın sağlık ve zindelik haricindeki vücuttaki pozitif etkileri nelerdir? Hepsi ve daha fazlası az sonra Sebep Sonuç'ta. Evet hocam, ağrı nedir diye sormayacağım ama şunu sorayım istiyorum. Neden devamlı bir yerlerimiz ağrıyor? Hemen direkt dik bir soruyla zırt pırt bir yerlerimiz ağrıyor. Dişimiz çok, ağrır, başımız ağrır, omuzumuz basit, ağrır, kalkarız belimiz ağrır. Devamlı bir ağrı var. Şu etapta biz fizyoterapistler olarak çünkü ağır hastaları bulunmuş oldukları yerlerde biz gidip tedavilerini yapıyoruz. Onların transferleri, bir yerden bir yere gitmeleri gerçekten çok büyük bir eziyet, büyük bir zulüm. Hasta için bazen uygun olmayabiliyor. Çünkü bir daha tekrardan bir herhangi bir nörolojik anlamda bir sıkıntı çıkartabilir uğruna. Biz gidip ayaklarına hizmet veriyoruz. Bundan da iş gocunmuyoruz da. Nerede olurlarsa olsunlar. Yeter ki biz hastalarımızda, yani Türk fizyoterapistler adına bunu konuşuyorum, bütün meslektaşlarım, altını çizerek söylüyorum, yeter ki hastadaki iyileşme umudunu görsün, gözlemlesin, Allah'ın izniyle tuttuğunu koparabilecek kapasiteye sahip. Şunu söyleyeyim, hemen yine konumuza devam edelim.
Bizde ise şu durum söz konusu. Avrupa'da sağ sol tarafı felçli olan insanları ölüme terk ediyorlar. Organ nakli adı altında hastalara diyorlar ki ötenazi yapalım, bilmem bir şey yapalım, onu yapalım, bunu yapalım. Ölüme terk ederken biz Türk fizyoterapistleri o hastalarla canla başla mücadele edip elhamdülillah çok kısa bir süre içerisinde de bütün meslektaşlarım dahil bizler de onların bağımsızlaşması için mücadele ediyoruz. Maşallah. Aradaki fark bu. Maşallah. Yani Allah bizim felsefemiz hocam. Bu. Yani çok şükür. Biraz geç başladık. Ben soruları hızlı hızlı, çünkü hemen ikinci bölüme de önemli konular var. Hızlandıracağım ama yine konu dağılmadan toplayacağım. Bu arada yönetmenim tam bunu dedim. Bir dakika reklam aramız var dedi. Virgül koyalım. Reklama peki, girip dönelim. Evet, sevgili seyirciler, bir aramız var. Devam edeceğiz. Evet, reklamdan sonra sebep sonuç devam ediyor efendim. Hürkan hocam, şöyle yapalım. Şimdi bel, sırt, eklem ağrıları var. Onları konuşacağız. Bunların nedenleri belli hareketlerden ya da kalıtımsal mıdır? Onları konuşalım. Çözümleri nelerdir? Le de devam edelim. Aynı zamanda yine ağrı noktaları var. Belli başlı bazı ağrılar. Hani şey biliriz ya, halk arasında işte başın ağrıyor, şuraya dokun. Genelde bu vardır. Denedim oluyor ama evet, geçiyor. Evet. Baş ağrısı geçiyor. Şimdi çünkü yani bizi yaradan öyle güzel yaratmış ve nakşetmiş ki aslında sadece el tabanı değil, el ve ayak tabanlarımız, inanır mısınız? Yani gerçekten bizim özellikle ağrı, mutluluk, sinir, stres işte durumlarından ya da elektromanyetik alanlardan uzak durmak için, pozitif enerji alanlarımızı artırabilmek için el ve ayak tabanlarımızda öyle mucizevi noktalar var ki maksimum birkaç saniyelik böyle temaslarla ya da toprağa temasla. Yani biz çünkü yaratılış toprak itibariyle... Toprak da çok önemli o konuda değil tabii mi? Tabii ki. Yani mesela şimdi birazdan aslında bazı konulara gireceğiz. Özellikle seyircilerimiz namaz, yani ekran başından uzak durmasınlar. Biz abdesti bugün biraz detaylı ele alalım. Yani abdest, yani namaz, onunla beraber teyemmüm abdesti mesela. Hiç kimse teyemmüm ne olduğunu bilmez aslında değil mi? Aslında teyemmüm şey diyebilir, hani su olmadığı yerde yapılan, toprakla yapılan, hızlı yapılan. Biz niye bu abdesti yapıyoruz abi? Yani neden abdest? Yani neden abdest? Niye toprak? Aslında Yüce Allah'ın bunların yani bir kulu, aslında biz kullarına herhangi bir ibadetimize hiçbir şeysine ihtiyacı var mı? Asla yok. Aslında bütün ilahi dinlerde bu var. Yani temel olarak işte bazıları işte günümüzde kadar bozulmuş şey etapta son hak din İslamiyet olduğu için İslamiyet de temel olarak insanı sağlık açısından biz bugün ele alacağız. Fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan öyle bir donatmış ki bakın çok önemli. Sağlığın tanımında da bu var. Dünya Sağlık Örgütü diye bir örgüt var. WHO diye geçer. Dünya Sağlık Örgütü sağlığın tanımını nasıl tanımlıyor? Diyor ki bir insanın iyilik hali bir, fiziksel, iki, psikolojik, üç, sosyolojik açıdan iyiyse bu insan sağlıklıdır diyor. İslamiyet ne yapıyor? Bizi bu alanda tamamen ergonomik açıdan günlük yaşam aktivitelerimizde, aynı zamanda da zamanımızda, aynı zamanda sosyalleştirerek, aynı zamanda psikolojik streslerden uzak tutarak bizi aslında dizayn ediyor. Biz bunun farkında değiliz. Hatta yani, temizlikle de. Tabii. Yani tamamen hani bu İslamiyet'in şartları diye nitelendirilen değil de İslamiyet'in aslında insanoğluna armağanı olan şart değil. Yani o hani işte İslamiyet'in imanın şartları, İslamiyet'in şartları, farzlar falan. Bunlar aslında Allah-u Teala'nın İnsanoğluna vermiş olduğu en büyük mucizeler. Kesinlikle. Mucize. Bunlar bize mucize olarak nitelendirilmiş. Neden verilmiş abi? Aslında Museviler de namaz kılmış. Hristiyanlıkta da var. Hazreti İbrahim döneminden beri namaz toplumda, yeryüzünde yer alan bir ibadet şekli. İşte Budistler falan filan işte şu an son zamanlarda şey var. Yani çünkü bu şey var, hani kızmasınlar bana. Hareketleri var. Kızmasınlar yani bunu bana işte meditasyon teknikleri falan filan yapıyorlar. Lütfen bunu kimse ben yani burada bir elhamdülillah Müslümanım ve Müslüman olmaktan da onur ve gurur duyan bir insanım. Bununla ilgili herhangi bir sorun, problem yok. Herkes özgür bir şekilde bunu dile getirebilir. Ama yani
bir Budistin dizayn etmiş olduğu, yani bir ibadet şekli aslında onların. Günümüzde şu etapta biz Türk toplumunda çok modernize, şimdi birazdan yogacılar bana saldıracaklardır, saldırmasınlar. Onlara ben bir şey söylemiyorum. Onlar da kendilerini öyle rahatlatıyorlar. Ama biz elhamdülillah, yani la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir toplumsak, ki bundan da uzaklaşmamamız lazım. Bizi biz yapan bazı işte özel felsefik ve yaşam tarzımıza ilgili hayat noktalarımız var. Bizi bunlardan uzaklaştırırlarsa biz toplum olarak kendimizi ve kendi değerlerimizi kaybederiz ve birileri tarafından yönetilmeye, idare edilmeye. Bir de rahatsızlıklar zaten. Tabii. Hani ruhsal ve yine bedensel. Mesela ben şimdi bir tane size yine başlıyor. Biz şimdi namazlı bir şeyden bahsedeceğiz. Yani namaz kılın, sağlık bulun yani diye bir, yani felsefik bir cümle vardır aslında. Namazdaki en büyük mucizelerden birisini biliyor musunuz? Günümüzün en, çağımızın en önemli hastalığı ne diye sorsam, özellikle de ölüm de en çok, yani ani ölüm sıralamasında yer kanser alan diyebiliriz. Kanser, kalp krizi değil mi? Çok toplumda duyabiliyor musunuz? Artık 40'lı yaşlarda akut kalp, işte MI geçirdi, kalp krizi geçirdi, vefat etti. Çok fazla var. Neden? Heyecan, işte ani bir mutluluk, ani bir üzüntü, ani bir kederden dolayı dolaşım sistemi ani bir reaksiyon gösteriyor, kalp krizi geçiriyor, vefat edebiliyor. Yani ya da günümüzün hastalığı kanser. Biz niye kanser oluyoruz? Eskiden de, evet, toplumumuzda bu kadar yaygın yoktu. Şu etapta yani Sağlık Bakanlığı bununla çok ciddi bir şekilde mücadele ediyor. Biz kanserin nasıl önüne geçebiliriz? Namazda bu var. Şöyle yapalım. Olmamak için bu var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bel fıtığı, boyun fıtığı ya da eklem. İkinci bölümde zaten uygulamaları göstereceğiz. Yani, uygulamaları ele alacağız inşallah. İsterseniz evet. Namaz, abdestle beraber yapalım. Şöyle, hani ilk sorduğum soru belki abdestle bağlayabiliriz diye de o kurgu üzerinde tamam. Gitsin istiyorum. Hani ağrı noktaları, çünkü evet. Abdeste de abdest alırken ensedir. Çok önemli, çok önemli. Açık kalan yerler, bileğe kadar ayağın ve elin kolun. Biraz o konuya o zaman girelim. O yüzden öncelikle hani trigger ağrı noktalar noktaları var. Gibi. Bakın, bizim vücudumuzda temel trigger noktalar var. Hı-hı. Ağrı noktaları, yani hı-hı, tıptaki ismi trigger nokta diye geçer. İşte özellikle en belirgin mesela boyun ve ense bölgemize dokunduğumuz zaman, hı-hı, bir ufak böyle buram ağrıyor dediğimiz zaman, yaygın bir boyun ağrısı, sırt ağrısı ve baş ağrısıyla eşdeğerde bir nokta olabilir. Aynı zamanda omurgamızı, sinir blokajı var. Şimdi omurga, omur iliği, yani beyinden aşağı doğru gelen bütün hem işte motor noktalar diye nitelendirdiğimiz, ellerimizi, kollarımızı, bacaklarımızı hareket ettirmeye yarayan bir sinir blokajı var. Bu sinir blokajı etrafında temel anlamda trigger noktalar var. İşte sırt bölgesinde kürek kemiklerinin orada ağrılar olabilir. Bel bölgesinde yaygın ağrılar olabilir. Kalça bölgesinde yaygın ağrılar olabilir. Diz eklemlerinde, diz kapaklarında ağrılar olabilir. Ayak bileği bölgesinde bilek, yaygın baldır, kısımlarında olabilir, ağrılar belki, olabilir. Trigger noktalar var buralarda. Sinir blokajları var. Bu ağrıların önüne nasıl geçebiliriz? Aslında çok basit. Yani bu ağrılar olmasın diye her şeyden önce, bakın burada altın değerinde bir bilgi verelim. Ağrısız bir yaşam için bizler özellikle temel anlamda, yani akli bir şekilde kendimizi artık ifade edebiliyorsak insan olarak, işte benim adım Ahmet, benim adım işte Ayşe, Fatma demeye başladığımız andan itibaren biz kendimizi abdeste alıştırırsak hiçbir şekilde ömrümüzün sonuna kadar bir, ağrı olmaz. İki, sürekli pozitif enerjiye sahip oluruz. Hiçbir şekilde psikolojik herhangi bir gerginliğimiz olmaz. Mutlu, keyifli davranırız. Samimi söylüyorum, her yere güzel enerjiler yayarız. Hoşgörü yayarız. İkincisi, kanser olma gibi bir riskimiz olmaz. Üçüncüsü, kalple ilgili herhangi bir problem yaşamayız. Ve özellikle, bakın günümüzde en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Obezite. Değil mi? Yani şu etapta obeziteyle hemen hemen tüm ülkeler savaşıyor. Aslında düzgün sağlıklı bir beslenme, tabii ki burada diyetisyen arkadaşlar ve doktor arkadaşların kontrolünde düzenli bir şekilde, özellikle çocukluk döneminde bir beslenme alışkanlığı artı
lenf kanalları var, lenfatik merkezler var vücudumuzda. Bu lenfatik merkezleri mesela abdest alarken ellerimizi enseyle kulaklarımızı ne yaparız? Şunu yaparız değil mi? Kulak temizliği için. Hemen şu arkada. Ya şurada bir mes alırız. Şöyle şöyle enselerimize su koyarız. Burada mes alırız şu şekilde. Yani bu aslında temelinde ne var biliyor musunuz? Lenfatik sistemi biz uyarıyoruz. Serin bir su ile lenfatik sistemi uyararak ileride oluşabilecek obezitenin önüne geçmeye çalışıyoruz. Sağlıklı bir beslenmeyle ilgili. Bir sinyal tabii ki. Artı lenfatik sistem tabii ki sadece lenf kanallarımız açık kalıyor orada. Beden kitle indeksimiz ve metabolizma hızımız normal yollarla devam ediyor. Yani metabolizma hızımız biraz da hızlı çalışıyor. Biz her şeyi yiyebilelim, her şeyi beslenelim. Ama düzenli bir şekilde aktifli bir yaşantımızda olacağı için lenf kanallarımız kapanmayacaktır ve kilo almamızı engelleyecektir. Bununla birlikte bakın özellikle lenf kanallarının ne gibi bir faydası var biliyor musunuz? Beyaz hücreler var. Özellikle vücudumuzda herhangi bir noktada bir hasar oldu. Bir işte zehirli bir madde yedik ya da işte bir organımızda herhangi bir şekilde bir sıkıntı oldu. Biz abdest alarak bu lenf kanalları, lenfatik kanalları açık tuttuğumuz için beyaz kan hücreleri oraya gidiyor, onlarla savaşıyorlar. Biz bunları aktif hale tutuyoruz ve iyileşme olayını hızlandırıyor. Sağlıklı kalabilme olayımızı çok ciddi bir şekilde hızlandırıyor. İleride oluşabilecek herhangi bir hastalık durumunun önüne geçebilmek için beyaz kan hücrelerini biz aslında sürekli temiz tutuyoruz, aktif tutuyoruz abdestte. Mesela mes durumu, mesten bahsettik değil mi? Bakın stres, biraz önce program başında ne dedik? Stres, yani en büyük hastalığımız. Stresle beraber biz işte depresyon durumumuz olabiliyor, anksiyete durumumuz olabiliyor. Kansere kadar yani gibi. Öfke, işte sinirlilik, trafikte bağırma. Eve gittiğin zaman hanımın sana bağırması, o da aslında bir hanımın stresi. Nerede kaldın bey yani saatlerdir burada çocukla uğraşıyorum falan filan aslında. Mes durumu, şöyle elimizi çok strese girdiğiniz zaman, çok gerçekten böyle artık öfke kontrolünü yani önüne geçemiyorsunuz. Bir defa zaten Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, çok öfkelendiğiniz zaman abdest alın diyor. Yani abdestte çok büyük bir mucizeler var aslında yani sadece. Yani anksiyeteyi almıyor. Aynı zamanda da mesle, şöyle yapalım hepimiz ekranları başında olan herkes de bence. Ellerini mes pozisyonu, abdest alan, evet aldık. Şuraya şöyle bir yaklaşık, biz buraya soğuk su. Özellikle bakın yazın soğuk, kışın sıcak suyla abdest alınmayı tavsiye ederiz. Bunun nedeninin de neden olduğunu söyleyeceğiz. Ama ters mes, bir etki, bir anda uyarı olsun. Neden, neden? Ters. Bu Murat Bey, özellikle abdestte bunu kesinlikle yapalım. Yazın sakın sıcak suyla abdest almayalım. Zaten alamayız ama yazın serin soğuk su, kışın sıcak su. Neden? Çünkü yazın özellikle damarlarımız çok genişler. Genişlediği zaman bizde arterioskleroz denilen bir rahatsızlık, damar tıkanıklığı denilen bir durum söz konusu olabilir. Çünkü sürekli yağlı besleniyoruz, bir şekilde işte kendimizi sporda yapmadığımız için damar çeperleri, kılcal damar etrafları ister istemez yavaş yavaş, yavaş yavaş işte tıkanabiliyor. Allah muhafaza ani bir heyecan ya da işte zamanla oluşabilecek kan akımı, tansiyonun yükselmesiyle falan filan. Hani böyle bir cümle duyabiliyorsunuz ya toplumda. Tansiyonum yükseldi, beyin kanaması geçirdim. Sağ tarafım Allah muhafaza felç oldu ya da vefat ettim. Yani vefat etmiyorsa felç kalabiliyor beyin kanaması sonucunda. Yani bu risk çok önemli. Kılcal damarlarda oluşabilecek işte herhangi bir halk arasında trombosun emboli olarak geçip beyinde bir yeri tıkaması sonucunda meydana gelebilen beyin kanamasının önüne geçebilmek için veya da böyle bir beyin kanaması yaşamayalım diye abdest alalım. Abdest saldığımız zaman yalnız şöyle abdest alacağız. Yazın özellikle damarlarımız sıcaktan dolayı genişler. Bunları biraz daraltmamız lazım. Damar bütünlüğünü koruyabilmemiz adına daraltabilmek için soğuk suyla. Kışın ise daralmıştır bu damarlar soğuktan, iklimden dolayı. Orada da sıcak suyla genişleteceğiz. Yani onu her zaman damar çeperini sabit durumda tutabilmemiz için abdest önemli. Şunu anlatmaya çalışıyorum, mesi geçmeyelim. Mes çok önemli. Öfkelendik, strese girdik.
öfke kontrolümüz var. Bütün psikolog arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Gerçekten. Onlar da tabii ki çok, yani o alana girmiyorum ama arkadaşlarıma tavsiye ediyorum, danışanlarına mutlaka şu hareketi mes diye şey yapmasınlar. Çok belki onlara hani şey gelebilir ama ya şöyle desinler, hani çakralar makralar da falan filan vardı şimdi bu işte özellikle böyle tapping. Enerji tapping. Evet, evet. Yani bilimiyle ilgilenenler. Mes durumlar. Şu dokunsunlar, bakın hafif dokunup başımızı özellikle şöyle yan durayım. Kamera beni alıyor. Şöyle mesle başımı şöyle bastırıyorum, aşağı doğru bastırıyorum. Şu bastırma durumu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu döngüyü 3 tekrarlı yapsınlar. Ne öfke kalacak, ne stres kalacak, ne de bir sinirli kalacak. Kalkıp kahkaha atıp karşısındaki insana güzel bir pozitif enerjiyle yaklaşacak. Denesinler. Denemesi bedava. Ben burada söylüyorum. Yani ondan sonra deneyip de hocam biz bunu yaptık, önüne geçemiyoruz diyorlarsa Allah muhafaza psikiyatrist arkadaşların kapılarını çalmak zorunda kalabilirler. Şimdi hocam ikinci bölümde hareketleriyle beraber göstereceğiz. Namazı göstereceğiz. Namazı ele alacağız. Fakat şimdi özelden de ara ara bakıyorum. En çok tabii şey fıtık. Tabii, çok soruluyor. Bir fizyoterapist geldiği için çok normal. Belki boyun fıtığı. Şimdi bu neden oluyor? Çok kısa onu alayım. Hani o çok etin kısa. Araya özellikle sıkışması. Şu. Ama çözümü de çok kolay dediniz. Tabii. Artık çözümü şey. çok basit. Yani özellikle fıtık çözümü dereceleri var. Şimdi fıtık neden olur? Boyun ve omurgamız var. 33-34 tane omurga var bizde. Özellikle boyun ve bel bölgesindeki omurlar çok hareketli. Neden? Boyunumuzu sürekli sağa sola her yere hareket ettirebiliyoruz. Hareket varsa her an bir eklem bozukluğu olabilir. Meydana gelebilir. Çünkü sürekli hareketliyiz. Ve sağlıklı kaslara da sahip değilsek, zamanla da kilo alıyorsak orada bir sıkıntı olabilir. Aynı şekilde bel bölgemizde öne doğru eğiliyoruz, sağa sola doğru eğiliyoruz, bir şeyler kaldırıp indiriyoruz. Yani bel bölgesinde boyun gibi hareketli bir bölge. Orada da her an eğer bel kaslarımız kuvvetli değilse, omurları da tutmuyorsa bu sefer sinire herhangi bir şekilde bası yapabilir, anatomik yapısını bozabilir ve işte ileride oluşabilecek özellikle ağrı olarak yansıyan ya bel bölgesinde ya da boyun bölgesinde birinci dereceden fıtık durumu, ağrı, bel ve boyun bölgesinde varsa. Fıtık dediğimiz iki tane omur düşünün. Evet, omur düşünün. Bu iki omur arasında diksler var. Bu diksler patlıyor hafiften. Patlama sonucu bir ufak baloncuk yapıyor. Sinire, medulla spinalis dediğimiz omuriliğe yavaş yavaş bası yapmaya başlıyor. Hafiften ittiriyor iki tane omur. Aradaki disk sıkışıyor bunlar birbirinin üstüne bindiği zaman. Şuradan bir baloncuk çıkıp o siniri ittiriyor. Hatta patladı o baloncuk. Patladı omur etrafında işte medulla spinalis içine düştü. İşte ona bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi oraya da artık alanda kendini iyi geliştirmiş beyin ve sinir cerrahi uzmanları tarafından o parçacık oradan alınıyor. İşte orayı arkadaşım kendi ihtisas alanına göre orayı dizayn ediyor, tamirini yapıp çıkartıyor. Fakat şunu anlatmaya çalışıyorum. Bel ve boyun fıtığı birinci ve ikinci dereceden bel ve boyun fıtığı, yani işte artık koluma vuruyor, bacağıma başka vuruyor. Başka yerlere de vuruyor. Etkiliyor. Evet. Anladım. Bunlar fizyoterapist arkadaşlarım tarafından, bizler tarafından artık profesyonel anlamda işte manuel terapi masaj teknikleriyle, özellikle masajın bir sürü etkisi var burada. İkinci olarak akupunktur tedavileriyle, üçüncü olarak mesela işte hacimat tedavileriyle bunların önüne geçebiliyoruz. Çok rahatlıkla geçebiliyoruz. Bununla ilgili artık hastalar maksimum 2-3 seansa kadar toparlayıp günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hale gelebiliyorlar. Ama artık fıtık patlamış. Halk arasında böyle bir ifade var. Patlamışsa ona bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Orada beyin ve sinir cerrahi uzmanı arkadaşları ihtisas alanına göre cerrahi tekniklerle toparlayacaklardır. Ağrı tedavisi amaçlı hemen hemen tüm hastanelerde artık fizik tedavi rehabilitasyon üniteleri var. Oralara müracaat edeceğiz. Oralarda ağrıya yönelik çeşitli geliştirilmiş tedavi yöntemleri var. Onlara ayak uyduracaklar. Mesela ben bel fıtığı diyelim var bende. Size geliyorum, danışıyorum. Nasıl bir süreç işliyor? Ne kadar bir süre geçiyor ben sağlığıma kavuşuyorum? Onu da bir tabii ki hemen değerlendirelim en azından. Çünkü çok fazla bel fıtığı ve boyun fıtığı. Bel ve boyun fıtığıyla ilgili olarak birinci ve ikinci derecede. Çünkü bu hastalığa sahip olanlar birinci, kaçıncı derecede olduğunu, yani başlangıcı ve orta seviyesi diyelim. Olanlar için yani iki şekilde tedavi yöntemi var. Bir,
klasik fizik tedavi yöntemleriyle fizik tedavi rehabilitasyon hekimi arkadaşlarımız değerlendirir hastalarını. Ona yönelik işte 15 seans, 10 seans işte elektriksel tedaviler, egzersizler falan filan verirler. Hı hı. Bu şekilde yapılır. İki, son zamanlarda gelişen modern fizyoterapi tedavileri dediğimiz manuel terapi teknikleriyle buradaki fizyoterapist meslektaşlarım hastasını değerlendirir. Hastanın ihtiyacına göre, tabii ki vakanın işte kiloludur, işte bir şeydir yani, ihtiyacına göre biz maksimum 3 seans tedaviler yapıyoruz. 3 seansta tedavi. Biz maksimum 3 seansta. O aradaki biraz önce dediğiniz balon, o evet, sıkıştıran, onun çıkarılması. Onu biz çıkartmıyoruz. Mıdır? Onu tekrardan tedavi. Eklemleri özellikle, çünkü kaslar orada ciddi kasılmalar meydana geliyor. Biz kasları gevşetiyoruz. Eklem bütünlüğünü korumaya yönelik çeşitli işte manuel terapi teknikleriyle o baloncu normal anatomik noktasına elle getirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Yani ve hemen hemen bu alanda çalışan meslektaşlarımın çoğusu da bu konuyla ilgili profesyonel anlamda hastalarına yardımcı oluyorlar. Şimdi bir reklama daha gideceğiz. Hocam son bölüme gireceğiz. Ondan sonra tekrar bir reklamımız olmayacak. Son bölümde de yine namazı konuşalım. Bir seccademiz var. Ben getirdim. Yanımda. Artık seccadeyle geziyorum. Murat Bey. Peki hocam. Sevgili seccade aramız daha var. Sonrasında buradayız. Reklamlardan sonra Sebep Sonuç devam ediyor efendim. Hürkan Akkuzu'yla devam ediyoruz. Fizyoterapist. Kaçıranlar için yine ekranını yeni açanlar için hatırlatayım. Ağrıları konuşuyoruz ve tedavi yöntemlerini konuşuyoruz. Şimdi hocam araya gitmeden önce fıtık en çok konuşulan konuydu. Tedavi yöntemlerinden biraz bahsettiniz ama olmamak için neler yapmak lazım? Çok basit. Aslında ilk etapta şöyle yapalım. Murat Bey. Siz de böyle genç, dinamik bir... Ben genç değilim hocam. Yani maşallah, çok gelmiş birisiyim artık. Öncelikle ekranları başında bizi böyle fıtık olmuş bekleyenler var. Tamam. Altın değerinde bel fıtığı ile ilgili birkaç tane... Öyle mi ağrıyor, bir şey anlatmıyor bunlar. Ayakta. Ayakta birkaç egzersiz gösterelim mi onlara? Olur hocam. Onları ben gösterdikten sonra Murat Bey şunu da yapalım. Bel fıtığı olmamak için, boyun fıtığı olmamak için, eklem romatizmal rahatsızlıklara yakalanmamak için, bakın önleyici olmamak için, hı hı, olmuşlar için değil. Tamam. Olmuşlar için bir şeyler göstereceğiz şimdi. Faydalansınlar, gerçekten çok etkili. Özellikle bel fıtığını böyle birazdan bir 5 dakika böyle derin anlatacağım ve Allah'ın izniyle bu akşam bizi bel, boyunla ilgili, sırtıyla ilgili ağrı şikayeti olarak dinleyenler varsa inşallah Rabbimin de inşallah vesilesiyle şifalarını vereceğiz. Yataktan kalkıp ağrı olanlar. Mesela bende olur o. Ben sabah kalktığımda belimde bir ağrı olur. Çünkü kan dolaşımımız belli bir noktada olduğu için doğru yatakla ilgili de doğru uyku pozisyonu, doğru ayağa kalkmak, onlarla ilgili de bir şeylerden bahsedelim mi? İlk etapta bel fıtıkları için. Hadi buyurun. Bismillah diyelim. Gelin şöyle, siz de şöyle şuraya alalım. Böyle yakışıklı bir... Estağfurullah. Yani arkadaşımızla beraber. Şimdi her şeyden önce Murat Bey, bel fıtığı olan kişilerde yaygın bel bölgesinde ağrı olur. Şurada. Evet. Bel bölgemizde ağrımız varsa birlikte yapalım mı bunu? Tamam. Ellerimizi belimize alalım. Şu şekilde. Evet. Bel bölgemizde birinci dereceden bel düzleşmesi var, bel fıtığı varsa şayet, bu kişiler altın değerinde bir egzersiz yapıyor. Eller belde. Hı hı. Şöyle belimizi böyle geriye doğru götürüyoruz. Götürdük. 1, 2, 3, 4, 5 bıraktık. Çok önemli. Bel düzleşmemiz varsa ve birinci dereceden bel fıtığımız varsa, yaygın bel bölgesinde ağrımız varsa bu egzersizi yapsınlar. İkinci dereceden özellikle... Peki bunun öncesi sonrası hani vücudun bir terli, ısınma durumu. Bakın direkt... çok önemli, harikasınız. Çok güzel bir konuya girdiniz. Yani spor... İlk etapta, tabii siz şimdi sporcu bir anatomik yapıya sahip olunca ondan dolayı yani. İkinci olarak şimdi bakın burada çok güzel bir şey hatırlattınız. Belimizi tabii ki ilk etapta bu egzersizlere başlamadan önce Murat Bey bir sıcak havlu, sıcak... kum torbası. Isıtıyoruz o bölgeyi. Isıtmamız bizim için çok önemli. Çok güzel. Isıttıktan sonra bu hareketler yapılırsa çok önemli olur. Birinci dereceden altın değerinde egzersizimiz. İkinci dereceden altın değerindeki egzersizimiz ne olsun? Bel fıtığı olanlar için. Tamam. Dizimize kadar ya da kalçamızdan aşağıya kadar vuran bir ağrı var. Hı hı. Hocam çok ağrıyor. Artık. Çok ağrıyor. Burası ağrıyor. Tamam. Ayakta.
ayakta yapması gereken bir hareket. Sağ tarafımızda ağrı var diyelim. Hı hı. Siz de gelin beraber sağımızı solumuzun üstüne attık. Hı hı. Harika. Kollarımızı birleştirdik. Sağa doğru döndük. Dönebiliyoruz. Döndüğümüz alana kadar. Evet, döndük. 1, 2, 3, 4, 5. Bıraktık. İşte halk arasında siyatik sinir diyorlar ya. Siyatik problemim var. Hı, sonra diyelim. Kalçamıza yukarı vuruyor. Bu sağ tarafta. Hı hı. Bir de sol tarafımıza yapalım. Aynısını. Sol. Şu şekilde. Yani elleri harika. Bağlayarak. Aldık. 1, 2, 3, 4, 5. Maksimum 5 tekrarlı. Peki sabah, bunu 5 tekrar sabah, öğlen ve 10 akşam. 10 tekrarlı yapsınlar. Hı. Bel fıtığı olanlar için. 2 tane altın değerinde egzersiz. Bu bir bakıma rahatlatacak mı ağrıyı? Tamamen rahatlatacak. Düzenli bir şekilde sabah, öğlen, akşam 3 ay boyunca reçete ettim. Yapsınlar, sağlıklı bir omurgaya sahip tamam. olacaklar. Ama artık dayanılmaz bir problem varsa lütfen muhakkak fizyoterapist arkadaşlarıma, fizik tedavi rehabilitasyon ünitelerine, oradaki doktor arkadaşlarımıza müracaat edecekler. Tamam mı? Yani eğer evde yapılmayacak bir durumsa artık müracaat, orada bizim meslektaşlarımız ne gerekiyorsa onu yapacak. Ne dedik? Boyun. Boyunla ilgili de çok basit birkaç bir şey gösterelim. Tabii tabii. Boyunla ilgili özellikle birinci dereceden boyun fıtığı var. Diyelim. Çünkü tamam. o şey de var hani soğukta falan vurunca ciddi kalıyor ağrılar. Kalıyor yani. O neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Boyun sonra. Düzleşmesinden kaynaklanıyor. Hmm. Boyun düzleşmesi var. Diyelim ki fıtıkları var. Zaten boyun düzleşmesine bağlı olarak fıtıklar da oluşacaktır. Bakın çok basit. Sağ ya da sol tarafımızda. Bir elimizi bakın. Bir elim çene ekleminde. Hmm. Bir elim. Şu şekilde. Evet çapraz tuttum. Şu sağ tarafımdan tuttum. Kaldırıyorum. Oldukça germeye çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Çene ekleminden yukarı doğru kaldırıyorum. Evet. Bunlar biz hastalarımıza... Gergirme hareketleri bir bakımda aslında kasları... Oldukça sinir mobilizasyon, kas mobilizasyon egzersizleri diyoruz biz ağrı bunlara. Ağrı hissettiğinde devam mı etsin? Hayır. Orada. Ağrımız varsa bir ufak istirahat. Biz bunu özellikle ağrı noktasına kadar götürmeye çalışıyoruz. İkinci olarak da diğer tarafa yapalım mı? Hı-hı. Diğer elimizde. Şu şekilde. Tersine çeviriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Altın değerinde... Bir tane boyun fıtığı egzersizi göstereyim. Tıkletmeler var hocam. Onlar meslektaşlarımız tarafından yapılacak. Bizler yapacağız. Onları kendi Hayır, evimizde... Hayır, normalde de hani bizim hani böyle kendimiz yaparız yapıyoruz. Boyun Bunu falan. Sürekli alışkanlık haline getirdiğimiz zaman eklemlerde kireçlenmeler meydana getiririz. İleride yine bize gelir. Çok yaparım. Anlatabildim mi? Bu sefer romatizmal noktaları tetiklerseniz, romatolog arkadaşlar sizinle medikal düzenlemeler yapılır. Kesmek lazım o zaman. Gelin bakın ne yapalım şimdi? Kaç dakikamız var Murat Bey? Son yarım saatimiz. Gibi yani sanki böyle bir 20 dakika falan var gibi geldi bana. 20-25 dakika falan. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Biraz daha böyle özellikle günün böyle daha çok anlam ve önemini taşıyan şu bel fıtığı olmamak için. Olmayalım abi ben hayatımın sonuna kadar bel fıtığı olmak istemiyorum. Boyun fıtığı olmamak için. Eklem kireçlenmeleri olmasın diye. Sağlıklı bir kalp dolaşımına sahip olsun diye. Kanser olmasın diye. Yapılması gereken altın değerinde bir egzersiz var. Ne biliyor musunuz? Buyurun. Ne bu? Namaz. Yani hep beraber buyuracağız inşallah. Anlatabildim mi? Aslında namazı lütfen şöyle algılayalım. Biz namazı bugün sağlık açısından ele alıyoruz. Bakın, tabii ki bunu elhamdülillah Müslüman bir toplumumuz. Herkes kılıyor yani. Herkesin nasıl olması gerektiğini biliyor. Biz sadece fiziksel, psikolojik açıdan ve şey aslında o hareketlerin nedenlerini de anlatmış Tabii oluyoruz. Ki. Niye rükûya gidiyoruz, niye eğiliyoruz, evet. niye secdeye başımızı yere koyuyoruz ama o an kol ve ayaklar tamamıyla başla beraber yerde. Neden oluyor? Neden kıbleye doğru dönüyoruz? Niye başka bir yöne dönmüyoruz? Niye kıbleye dönüyoruz? Manyetik. Altın oran. Altın oranlar var. Ne yapalım? Yapalım o zaman. Yapalım mı? Ben seccadem şuradaydı. Tamam, hemen alıp geleyim. Murat Bey. Ben o zaman sizi böyle alacağım. Tamam. Ben yan tarafa geçeyim. Tabii ki ben burada... Alabiliyoruz değil mi şimdi? Tamam. Cimi'den mi alacağız? Tamam. Seccademizi şöyle... Böyle yapalım, tamam. Kıbleye doğru döndüğümü düşünelim. Şöyle seccademizi... Bismillah diyelim, saralım. Kusura bakmayın, ayakkabılarımı çıkartacağım. Buyurun hocam. Hakkınızı helal edin. Evet, ayakkabılarımızı şöyle bıraktık şuraya. Özellikle. Şimdi... Bende de akupunkturla ilgili dikkat ederseniz var mı? Çeşitli akupunktur bantlar var. Evet. Tabii kendimizin tedavilini kendimiz yapıyoruz. Hocam? Neden yapıyoruz ondan bahsedeceğiz şimdi. Görürler acaba hocam o ayağınızdakinden ne diye. Bu arada ufak tefek akupunktur noktaları var. Onlarla ilgili bir ufak kendime yönelik bir şeyler yaptım. Zihinsel gelişimi açık tutabilmek için. Neyse bu sırf bunu konuşmayalım çok fazla. Şimdi geldik namaz. Namaz özellikle ne dedik? Eklem romatizmaların önüne geçebilmek için. Sağlıklı bir bel, boyun, sırt noktalarına sahip olabilmek için özellikle namaz bize
Yüce Allah tarafından armağan edilmiş bir farz. Değil mi? Geldik işte kıyam pozisyonunda duruyoruz. Kıyam pozisyonunda özellikle ayaklarımız, dikkat ederseniz şu pozisyonda, hani dört parmak böyle de ölçeriz ya. Neden bunu ölçüyoruz? Vücut ağırlık merkezimizi hem sağ hem sol tarafa eşit sağlayalım. Eşit sağladıktan sonra özellikle kan dolaşımımız, vücuttaki kan dolaşımımız bütün eklemlere özellikle eşit gidecektir ve eklem ağrılarının önüne geçebilmek için bu pozisyonda kalıyoruz. Oluşabilecek ileride, oluşabilecek namazla beraber şu pozisyonda o duran işte okuduğumuz sureler falan filan, o surelerin hepsinin süresi falan filan, bunlar Allah tarafından zaten öğretilmiş, dizayn edilmiş belli bir süreler falan. Bunların aslında bunlar çok mucizevi şeyler var. Kesinlikle. Ama o benim ihtisas alanım olmadığı için onlara çok fazla giremiyorum. Benim ilmim de ona yetmez açık konuşmak gerekirse. Benim sadece fiziksel açıdan faydalarından bahsedeceğim. Bu pozisyonda kaldığımız zaman ileride oluşabilecek, işte bak başlayalım direkt, boyun, sırt, bel, kalça, diz, ayak bileğiyle ilgili eklem romatizmal noktaları ve eklem rahatsızlıktan önüne geçiyoruz. Birinci olarak bu. Özellikle bakın bir yapılan bilimsel çalışmadan bahsedeyim. Almanya'da ortopedi doktorları derneği var. Ortopedist derneği. Ortopedistlere yönelik bir dernek. Yapmış oldukları namaz üzerine yapmış oldukları bilimsel çalışmayla beraber özellikle diz ve kalça eklemindeki ağrıları namaz kılanlarının namaz kılmayanlara göre karşılaştırdıkları zaman namaz kılanlarda diz kalça ağrısı yokken ya da işte diz ağrıları, kalça ağrıları başlamış, namaza başlatmışlar. Bahsettiklerim de Hristiyan toplum. Namaz kılın demişler, işte şöyle dur, şöyle dizlerini kır. İşte bizim namaz pozisyonlarını hareketlerini vermişler. Onlarda ağrılar azalırken namaz kılmayanları bir de gözlemlemişler. Onlardaki ağrılar daha çok artarak ilaçlara bağımlı olmaya devam etmişler. Ve ileride de ortopedist arkadaşlar tarafından işte cerrahi yöntemler, protezler, platinler konulmuş. Kıyam pozisyonunun bize buradaki önemi bu. Geldik bu pozisyondan. Ne yapıyoruz? Geldik rüküye. Bakın. Rüküde orada bacaklar çok gergin şu şekilde. Bakın. Tam 90 derecelik bir açı var orada değil mi? Bakın özellikle diz kapaklarımdan tuttum. Temas çok önemli. Ve direkt önüme doğru bakıyorum. Önüme doğru bakarken bir defa kan dolaşımı beynime doğru bir ufak rahatladı. Kalp hizasıyla eşdeğere geldim. Çünkü günümüzde beyin kalbin üstünde. En işte az beslenen, kan tarafından beslenen noktada neresi? Birinci olarak ayak bilekleri, diz. İkinci olarak beyin. Beyin çok önemli bir organ. Yani beyin merkez organlardan bir tanesi. Biz burada beyni özellikle kan dolaşımı anlamında rahat bir şekilde besliyoruz ki bu pozisyonda durarak çok fazla da kaldığımız zaman ne oluyor bu pozisyonda? Bu sefer beyne olan kan akımı artacaktır. Bazı sıkıntılar olabilecek. İşte biz burada 3 kere gerekli şeyleri söyledikten sonra ayağa kalkıyoruz. Burada zaten oluşabilecek orada, hani dedik ya manevi kısmına girmiyoruz. Sureleri ama onları anlatmıyorum. Onlara girmiyorum. Hali manevi kısımlar. Bu pozisyonda bakın bel, diz ve özellikle sırt bölgesinde bu, ve şu şey kısmı zaten yani o 90 derece pozisyonda kaldığımız zaman ileride oluşabilecek bel fıtığının önüne geçiyoruz. Şununla beraber. Çok önemli. Bu pozisyonda geldik secdeye. Secdeye gelelim mi? En önemli. Secdede muhteşem şeyler var. Anlatmakla bitmeyen o kadar çok mucizevi şeyleri var ki. Murat Bey bakın secde pozisyon. Gösteriyoruz. Bu pozisyon özellikle bakın ayaklarım. Şöyle alabiliyor muyuz? Yakınlaştıralım. Ayaklarım birbirine temas ediyor. Şu çok önemli. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Orada topuklar da birleşiyor. Evet, topuklar birleşiyor. Secde bu pozisyonda yapılır. Bakın şu. Bu pozisyon bizim secde pozisyonumuz. Dikkat ederseniz bütün duyularım, ellerim, özellikle alnım değil mi? Ayaklarım. Bakın ayaklarım çok gergin bir şekilde. Baş parmaklarıma dikkat ediyor musunuz? Secde pozisyonunun bu olması lazım. Farkında mısınız? Şimdi tayyat pozisyonuna geldim. Secde pozisyonunun avantajlarını ve bize olan mucizelerini anlatalım mı? Tabii. Secde. Bir, oluşabilecek gün içerisinde almış olduğumuz negatif, olumsuz, çevremizden şu gördüğünüz ışıklardan, telefon sürekli hepimiz kullanıyoruz değil mi? Bütün almış olduğumuz elektromanyetik alanlar ve dalgaları bu pozisyonda boşaltıyoruz. Bazıları diyor ki toprağa temas edelim. Yere temas etmek, alnımızın yere temas etmesi aynı şey. Anlatabilir mi? Toprak bulursak temiz toprak, tabii ki oraya da temas edeceğiz. Biz zaten namaz temiz noktalarda kılınır. Pis yerlerde kılınmaz. Burada
Özellikle bakın, birinci olarak elektromanyetik alanlardan uzak durarak Murat Bey, oluşabilecek stres, anksiyete ve psikolojik her türlü rahatsızlığın önüne geçiyoruz. İkinci olarak elektromanyetik dalgalar vücudumuzda kanser hücrelerini tetikler. Yapılan bilimsel çalışmalar var. Açsın okusunlar, baksınlar. Bu pozisyonda elektromanyetik dalgaları boşalttığımız için kanserin de önüne geçmiş oluyoruz. Bir de orada eğildiğimiz için kan dolaşımı. Tabii şimdi onlara da geleceğim. Beyne doğru. Onlara da geleceğim. Üçüncü olarak sağlıklı, bakın. Sağlıklı. Siz oraya geldiğiniz için ben anlatayım. Yine tekrardan bu pozisyonda beynimize giden özellikle orta beyin. Hani epifiz bezinden bahsediyoruz. Epifiz bezi aslında çok önemli. Bakın biz burayı aslında bugün hemen anlatayım. İstiyoruz. Denk gelmişken epifiz bezi, girebilirsek yani yoksa giremeyeceğiz. Yani bir hormonal bir bezdir. Bugün girmek istedim. Epifiz bezini bir sağlıklı tutarsak zihinsel anlamda özellikle anne ve babalara söylüyorum. Gelişme evresindeki çocuklarına, öğrenci çocuklara söylüyorum. Epifiz bezinin hastalığı en çok epifiz bezini etkileyen şey elektromanyetik dalgalardır. İşte bazı maddelerden de bahsediyorlar, işte böyle diş macunundan da falan filan, ama onlar çok biraz... Evet. Evet, onlar biraz daha aslında hurafe gibi, ama en önemlisi ne biliyor musunuz? En tehlikelisi cep telefonları, ses dalgaları. Bunların hepsi epifiz bezini etkiliyor ve o çocuklar o telefonlara bağımlı hale geliyorlar. Yani akıllı tabletler bilmem o bu falan filan. Şu secde pozisyonu yapsınlar mutlaka. Var ya, sürekli gelmiş gelmeden söyleyeyim. Sürekli, 3 tane hormon çok önemli, o serotonin. Tabii ki tabii, onlar işte serotonin hormonu, özellikle oradaki melatonin ve işte oradaki DMT. Evet, hormon mesela işte ölüm anında falan özellikle ve doğum anında gelişen hormon, onlar çok başka alemlere götürüyor şu sizi. Şu çok önemli. Az önce gelmiş bezini, ben söyleyeyim diyorum. Gece buyurun. Uyuyoruz ya. Evet. Karanlıkta zaten aktif olmaya başlayan tabii ki, bir tabii hormon. Ki. Hani televizyon karşısında uyuruz. Çok tehlikeli. Işık açık uyuruz. Çok tehlikeli. Aslında tamamen ışıkların kapandığı ve karanlık bir ortamda uyumak lazım. Epifiz bezimizi sağlıklı tutacağız. Aktif olsun, sağlıklı tutalım. Neden bize epifiz bezi lazım? Neden? Murat Bey neden ya? Biz bu epifiz bezini niye ele aldık? Bakın bu pozisyonda da özellikle elektromanyetik dalgaları bizim boşaltıyoruz. Epifiz bezimiz hızlansın, orta beyin alanı kanlansın. Orta beyin de çok önemli. Yani beyni nörolojik anlamda beyin, beyincik dediğimiz özellikle beyincik bölümü de çok önemli. Burada bu şu pozisyonda beyinciğimizi biz ne yapıyoruz? Kan akımıyla besliyoruz. Besleyerek işte stresten uzak tutuyoruz. Mutlu oluyoruz. Anksiyeteden uzak duruyoruz. Bakın secdeye girip geldikçe yüzüm gülmeye başladı. Mi? Bilmiyorum, belki söyleyeceksiniz de. Hani şimdi o manevi kısmına girdiğimizde o anlık orada tabii dua var. Orada dua okunuyor tabii, ama. Tabii o süreler an, çok önemli. Belki şey, bu eğilip tabii kalkma, hissediyorsunuzdur, birçok insan da bunu aynı şekilde söylüyor. Hadise de girdiniz, namaz müminin miracıdır. Yani evet. O an bambaşka bir hiçbir şey düşünmüyorsunuz aslında bir bakıma. Kesinlikle, yani zaten namazı özellikle hani herkes bunu özellikle büyük halifelerden de, o dört büyük halifeden de dinlediğimiz zaman, onların işte söylediği sözlemlerden de dinlediğimiz zaman ya da İslam mütefekkirlerinden de dinlediğimiz zaman namaz kılarken dünya hayatıyla bağlantınızı kesin. Maneviyata yükselin. Aklınızdan geldiği kadar odaklanın diye söyleyin. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Özellikle Murat ben Bey. Ben şöyle geçeyim hocam. Buyurun. Olmazsa tekrar yüzünüze evet, doğru. Tamam. Buyurun. Yani bu pozisyonda özellikle secde pozisyonunda bir, neden bahsettik? Sinir, anksiyeteden uzak duruyoruz. İkinci olarak kan dolaşımımız arttığı için, bakın hanımefendiler ve beyefendilerde özellikle tayyat pozisyonunda oturma pozisyonu çok farklıdır. Şimdi beylerde çok biraz daha farklı, hanımefendilerde çok farklı. Önemli. Oturuş da çok önemli. Biz erkeklerde bu şekilde oturuyoruz. Kalbimiz ne tarafta? Uygulamalı gösteriyoruz işte, mantık burada. Buradan özellikle biz kan dolaşımını pompalıyoruz. Biz fizyoterapistler özellikle bacaklarında ödem oluşan, kan dolaşımı zayıf olan hastalara diyoruz ki ayağınızı gaza basın çekin. Gaza bas çek, gaza bas çek. Bas çek ki pompalasın, kan dolaşımı yukarıya doğru pompalansın gitsin. Bütün dokular beslensin. Namazda bu var. Biz bunu yaparak işte kalp krizinin önüne geçiyoruz. Sağlıklı bir dolaşım sağlıyoruz. Hanımefendilerde de onlar için de hanımefendilerin yaratılış itibariyle erkeklerin anatomik özellikleri farklı, kadınların anatomik özellikleri farklı. Onlarda da bu pozisyonda onlar. Evet, topuk kısmı da alabiliyor muyuz? Bu yani pozisyonda onlar. Hanımefendilerdeki oturuş pozisyonu çok farklı. Erkeklerde farklı hanımefendi. Şimdi bana derler ki hocam sadece erkeklere göre gösterdiniz. Yani hani bayanlar, arkadaşım
Bayanlar farklı yaratılmış. Onu Yüce Allah farklı şekilde bir anatomik özellikle yaratmış. Bizi de farklı bir şekilde. Biz erkeklerde bu pozisyonda oturursak hiçbir faydası olmaz. Ayak bileğimiz rahatsızlanır. Ama hanımefendiler de bu pozisyonda oturdukları zaman onlar çünkü anne olma vasfıyla yaratıldığı için onlardaki kan dolaşımını hızlandırma pozisyonu da budur. Evet, hocam tekrar alabilir miyiz? İki, bakın, erkek ve kadınlarda nasıl? Onu biz erkeklerde şu pozisyonda otururuz. Bu pozisyonda oturduğumuz zaman ileride oluşabilecek akut MI dediğimiz kalp krizinin önüne geçer bu pozisyon. Yapılan bilimsel çalışma açsınlar İngiltere'deki özellikle Newcastle Üniversitesi'nin yapmış olduğu bu konuyla ilgili, bu oturuşla ilgili bir bilimsel çalışması var. Bu pozisyon, tayat pozisyonunda, erkeklerin namazdaki bu pozisyonu kan dolaşımını sağlıklı bir şekilde sağlayacaktır. Kalp ritmimiz düzenli olacaktır. İşte 5 vakit gittiğimiz namazda, kılmış olduğumuz farzlardaki namaz sürelerinde ya da işte sünnetle beraber kılınan namazlardaki vakit namazlarında kan dolaşımımız, kalp ritmimiz düzene girecektir. Anlatabildim mi? Heyecanı bastıracak. Dolaşım da rahatladığı için kalp krizi olmayacak. Hanımefendilerdeki oturuş pozisyonu da şöyle. Onlar da bu şekilde oturdukları için tayatta şu pozisyonda oturuyorlar. Biraz daha içe aldıkları zaman. Ayak üstü evet, kıvrık. Kıvrık bir şekilde oturdukları zaman onlardaki dolaşım da bu şekilde etkileniyor. Her ikisi için de dizayn edilmiş bu. Bu pozisyonda aynı zamanda ne biliyor musunuz oluyor? Bakın dizlerim üstüne oturuyorum. Hani eklem kireçlenmeleri teyzelerimiz, amcalarımız yaşıyor ya, özellikle teyzelerimiz. Yani buradan hepsine selamlarım olsun. Bu pozisyonda geçmişte çok oturmuş olsalardı, şu pozisyonda yani namazdaki geçen süreçte eklem kireçlenmesi olmayacaktı. Şimdi 50'den sonra kılarız. Kalça ağrısı olmayacaktı. Bel ağrısı olmayacaktı. Olmayacaktı gerçekten. Bu pozisyon, bakın bir de yine hanımefendilerle ilgili bir şey söyleyelim mi? Hamile hanımefendiler, hamile hanımefendiler. Eğer çocukları, şöyle bir kalkayım, göstereyim. Çocuk dünyaya, hani işte belli bir dönemde özellikle anne adayları için hamilelikte namaz kılmak çok önemli. Tavsiye ederim. Özellikle secde pozisyonuna gitsinler. Hani çocuğun anne karnında sezeryan ve normal doğumla ilgili kararlar alınıyor ya şu son zamanlarda. Sağlık Bakanlığı da çok şükür artık herkesin normal doğuma sürüklüyor. Evet, çünkü en doğalı o. Doğalı o. Bu sezeryan doğumlar ama anlatabildim mi? Çok tehlikeli o bir ameliyat. Ama şey, son dönem doktorlar özellikle istiyordu onu. Hani herhalde kolay normal diye uğraşmayalım diye. Sezeryan? Hayır. Artık onun önüne geçtiler çok şükür. Sezeryanı istemelerinin nedeni neydi? Ya işte doktor arkadaşlarım bazen, doktor arkadaşlar tabii ki bu orada doktor arkadaşlara bir şey söylemeyelim de, hastalar korkuyor. Yani işte normal doğum sürecinden korkuyor. Doktor arkadaş da psikolojik bir gerginliği, yani bir psikolojik baskı sürüklüyor. O da ister istemez hastanın psikolojisini anlayarak, normal, çünkü o strese soktuğu zaman çocuk da strese girecektir ve çocuğun strese girmesi zaten onu sezeryana sürükleyecektir. Neyse, biz şuna girelim. Anne karnında hani kordon dolanması deriz. Eskiden doktor mu varmış, ebeler varmış, anlatamıyorum, bir şeyler varmış. Hangi pozisyonu alıyorlarmış biliyor musun? Ya da çocuk ters geliyor, düzeltelim. Çocuk ters geliyor. Bakın, secdede o var. Eğer secde pozisyonuna, şu pozisyona gittikleri zaman hamilelerde vardır muhakkak. Yani onlarca hamileden muhakkak bir iki tanesinde Allah hepsinin çoluğuna çocuğuna yani sağlıklı saatli bir şekilde dünyaya getirmeyi nasip etsin ve hayırlı evlatlar olmayı nasip etsin. Şu pozisyona geldiklerinde bakın ayaklarım yine bu pozisyonda ve şu pozisyonda kaldıklarında özellikle pilateste de vardır. Hani bu pilates egzersizleri yapıyoruz ya şöyle böyle böyle bir şeyler yapıyoruz pilateste. Şimdi ben bir fizyoterapist olduğum için hepsine elhamdülillah onların hepsinin kitabını yazmış bir insanız, biliyoruz. Bakın pilatesteki pozisyon secdede de var. Hamilelerde gittikleri zaman özellikle pilates trainerlarına, pilates eğitmenlerine gittiklerinde işte doğum, hani işte böyle şimdi koçları var, modernize olmuş. Bu doğum koçları bu pozisyonu anne getiriyor. Diyor ki işte sağlıklı, normal doğabilmen için kaslarını gevşetmen lazım. Gevşetmek için bu önemli. Anne karnında, rahimde çocuğun pozisyonlanması için secde çok önemli. Şu pozisyona gelecekler, anne karnında, hamilelerde özellikle çocuğun pozisyonlanmasını sağlayacaklar. Bunu da yaparlarsa Murat Bey, bu kardeşlerine de dua edeceklerdir. O çocuk da sağlıklı bir şekilde, tabii ki jinekologların kontrolünde, sağlıklı, güzel,
verimli bir şekilde dünyaya elhamdülillah inşallah hocam. Gelecektir. Yorduk sizi hocam. Ne demek ya? Yerinizi alalım. Yani, seccade kalsın. Seccademiz kalsın mı? Şeyi peki. Sorayım. Hani vaktimiz az. Buyurun. Ben de geçeyim yerime. Tabii buyurun. Ben vaktimiz az. Anlık insanların evde işte baş ağrısı, çok basit diş ağrısı gibi ağrı hani sizin, çözümü kolay. Biraz önce siz program hani, başında bir şeyden bahsettiniz aslında. Yani siz çalışıp gibi. Gelmişsiniz Murat Bey bu konuda maşallah. Hocam 5 yani, yıl oldu o kadar. Çok sıkıştırıldım bu akşam diyormuşum. İşin esprisi bir yana ağrımız oldu. Çok basit. Mesela başım ağrıyor. Başınız migren ağrıyor. Falan o şeyler hariç yani bir ağrı altın oldu. Değerinde bir öneride bulunalım mı? Tabii. Baş ağrım var. Diş ağrım var. Tamam. Diş ağrım. Anlık yani ben dolgudan ya baş, da çürükten değil. Bazen olur ağrının ya stres. Öne geçirmek için hemen ağrında sol elimizi kaldıralım. Sol el. Tamam. Sol el. Hı-hı. Neden? Kalbe çok yakın. Tamam. Ve dolaşımı hızlandırabilmek için bakın parmaklarımla aldım. Hı-hı. Özellikle sol elimde bakın tam avuç ayasının olduğu bölgeyi yakaladım. Şu V. Yakın alabilir miyiz? V bölgesini yakaladım. Hocamın elini yakın alalım. Sol el V bölgesi. Yakaladım. Buraya maksimum 10'a kadar bası yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunu yaklaşık 2 dakika yapsınlar bu döngüyü. 10 saniye yapıp 5 saniye dinlendirsinler. 10 saniye yapıp 5 saniye dinlendirsinler. Doğal analjezik. Doğal ağrı ben kesici özellikle. Evet baş ağrısı. Anlatabildim mi? Baş, geçirme... diş. Bakın çok sadece baş ağrısı değil. Hı. Diş ağrısı da önemli değil mi? Haksız mıyım? Ağrı blokajının burada önüne geçeceğiz. Bütün yani genel ağrılar genel için mi olası? Ağrı özellikle yani dişte başka bir yer, baş ağrısında başka bir yer değil mi? Değil. Bu noktaya temas ettirdikleri tamam. Zaman. Bu bizim refleksoloji dediğimiz bir bilim var. Yani bu bilimden faydalanıyoruz. İkinci olarak hı-hı. Diyelim ki çok yaygın bir şekilde işte biraz önce de programımızın başında onu gösterdik ya. Stresliyiz ve ciddi bir şekilde stres döngümüz var. Ve strese bağlı olarak da İnanılmaz derecede bakın son zamanlarda fibromiyaji denilen kadınlarda bir ciddi rahatsızlık gündeme geldi. Fibromiyaji. Daha çok psikolojik kökenli bir rahatsızlıktır bu fibromiyaji. Mükemmeliyetçi kadın hastalığı olarak geçer. Fibromiyaji olan hanımefendiler yani özellikle ekran başına diyelim onlara da bir tane altın değerinde biraz önce de stresi son dedik ya. Mes pozisyonu hani başımızı bastırıyoruz. Şöyle aşağı doğru başımızı bastırdığımız zaman oluşabilecek özellikle omuz ve boyun bölgesinde bakın. Boyun ve omuz bölgesindeki ağrıları kısa bir süreliğine geçirecektir bu pozisyon. Ve özellikle mutlu, keyifli olmanıza da vesile olacaktır. İkisi için inanılmaz derecede altın değerinde bir öneri de bunu sunabiliriz Murat Bey. Onun yanı sıra günümüzde en çok rahatsızlıklar hani işte diyorlar ya hocam sürekli eklemlerde bir problemimiz var. Onun yanı sıra işte zayıflayabilmemiz için neler yapmamız lazım? Zayıflayabilmek için diyetisyen arkadaşlar ve doktor arkadaşlarla birlikte lenf kanallarını açık tutacaklar. Altın değerinde lenf kanalı egzersizini biliyor musunuz? Ayak parmakların ucuna kalksın zıplasınlar. Hemen kısa bir süre içerisinde sağlıklı bir... Parmak ucunda. Parmak ucunda, ayak ucunda. Kalksınlar. Biz Karadenizlilerin, hani Karadenizimizin yöresel halk oyunu var ya Murat Bey. Çok değerli, çok kıymetli. Horak. Bütün halk oyunlarımızın hepsi çok kıymetli. Özellikle başbar. Buradan geçmeyelim. Başbar nerenin biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Erzurum'un. Dalaşlar Diyarı'nın tabii ki. Erzurum olunca hadi oraya bitiyor. Böyle torpilli davranalım. Mesela halk oyunlarımızda bu yer alıyor aslında. Lem kanallarımızı egzersiz yaparak açıyoruz. Özellikle Karadeniz'in yöresel oyunu horon. Mesela sürekli zıplama. Parmaklar aşağıda. Lenf kanallarını açık tutuyor. Aslında dönüyoruz, dolaşıyoruz. Yani programın başından beri hep şeye gidiyoruz. Bir egzersiz. Bir hareket. Hareket, spor. Neden? Çünkü dolaşım çok önemli. Sağlıklı dolaşım çok önemli. Sağlıklı dolaşımımız mevcutsa şayet, bu akupunkturda da var mesela, hepsinde var. Akupunkturdaki noktalar da çok önemli. İşte iğneleri batırıyorlar ya, sağlıklı bir sinir blokajına ve sağlıklı bir dolaşıma sahip olabilmek için o iğneleri batırıyorlar. Motor nöron noktalarına ve akupunktur noktalarına. Sağlıklı bir fiziksel temel olarak. Söyleyeyim bitirelim. Şöyle zaten hacamata giremedik. Akupunktura giremedik. Giremedik. Epifiz bezine giremedik. Bir daha çağıracağım ben inşallah sizi. Bayram sonrası güzel bir temel olarak şunu söyleyelim ve bitirelim. Ayarlayalım. Sağlıklı bir eklem,
kas iskelet sistemine sahip olmak istiyorsak sağlıklı bir dolaşıma, kan dolaşımına sahip olmamız lazım. Eklemlerimizin sağlıklı bir şekilde beslenmesi lazım. Peki hocam, bitti program, kapatıyoruz. Sadece son bir, tabii kısa alabilirsem onu da. Hani dedik ya, spor, egzersiz. Genelde işte sabah kalkarız. Evet. Hani elimizi yüzümüzü yıkarız ama genelde bir egzersiz ya da herhangi bir şey yapmayız. Hani bazıları işte mekik çekeyim der, şınav çekeyim der, bazı en doğru var. Kalkış ne, biliyor musunuz? Ne yapmak yataktan, lazım? Yataktan dinç ve diri kalkmak istiyor musunuz? Evet. Yataktan. Bu çok önemli. Bunu alayım, ondan dinç ve diri kalkmak istiyorum. Sağ tarafımızın üstüne, bakın sağdan kalkmak da sünnettir diye bir söz vardır halk arasında. Öyledir. Evet. Sağ tarafımızın üstüne, kalp hizasının üstüne değil. Kalp her zaman yukarıda kalacak. Sağ tarafımızın üstüne. Sol bacağımızı yataktan iyice sarkıtıp iyice belimizi böyle bir S şekline getirip, bir gün onu yatak getirelim buraya. Olur. Ben getireyim Murat Bey, şuraya koyalım, tamam. Göstereyim, tamam. Tamam mı? Sağdan kalkmak sünnettir formülünden yola yani çıkarak. Biraz orada sarkıtıp bekleteceğiz mi biraz? Sol bacağımızı 5-10 saniye beklettikten sonra oturma pozisyonuna gelip ondan sonra kalkabiliriz. Evet. Kan dolaşımımızda direkt sağlanmış olacaktır ve güne dinç ve diri başlayacağız. Sonrası yapılacak hareketleri de artık diğer bölümde. İnşallah. Fiziksel hareketler. İnşallah. Neler faydalıdır kan dolaşımı. Bugün normal zaten 1,5 saatlik bir yayın ama biraz da geç başladık canlı yayından dolayı. Sıkıştırmaya çalıştık ama inşallah verimli olmuştur. İzleyicilerimiz mutlu olmuştur. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bizleri bu programda ağırladığınız için ve bu kanalda ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Evet, sevgili seyirciler, programın sonuna geldik. Haftaya başka yine konu ve konuklarımla burada olacağım. Görüşmek üzere, iyi geceler.